Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne'leri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bugün bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi böyle iri bir kayamız ve bir çiçeğimiz var arkadaşlar. Bunu ister havlu kenarında değerlendirebilirsiniz, ister mevlid örtülerinde veyahut da dört kenar yazmalara bile olur arkadaşlar. Bu şekilde modelimizin arkadaşlar ilk önce zincirini çekip ikişer zincir kutuları yapıyoruz arkadaşlar. İkişer zincir çekerek bu kutucukları yaptım. Siz zincir üzerine yapmayabilir. Yemeninizin kenarına tığ battısını gittikten sonra arkadaşlar üzerine bu kutucukları yapar. Sonra da bu kaya ve çiçeğimizi kondurarak üzerine devam edebilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zincirimizi çekip dört kenar yemeni boyunda veya havlu kenarı boyunda zincirimizi çektikten sonra bu şekilde 6 tane zincir atlayıp 7. zincirin içine trabzan yapıyoruz. Arada da biz de şimdi arkadaşlar bu şekilde 2 zincir çekeceğim buraya. Bir defa tığımın başını doladım. 2 tane zincir atlayıp 3. zincirimin içine 1, 2, 2. Havlu kenarında bu şekilde arkadaşlar 3 seferde çekiyoruz. Lakin tığ battı tülbentlerimizde bu trabzanımızı 2 alarak daha minik olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde 2 zincir çekip bir defa doluyorum. 2 tane zincir atlayıp 3. zincirimin içine arkadaşlar trabzan yapıyorum. Yemenlerimizde 2 alarak havlu kenarlarımızda arkadaşlar bir defa dolayıp bu şekilde 3. zincirimin içine 1, 2, 2 alarak 3 seferde yapıyoruz. Umarım anlaşılmıştır demek istediğim arkadaşlar. Bu şekilde yapıp bitiriyoruz kutucuklarımızı ve sonra bu kayamızın yapımına geçelim arkadaşlar. 5 tane burada kutucuk bırakıp 6. kutucuğun içine bu şekilde yeşil yuvalarımızı yapacağız. Şimdi burada da arkadaşlar bu şekilde bakın 5 tane kutucuk, bu ilk kapattığım kutucuk. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 kutucuğu arası için bırakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan bir 5 kutucuk da 1, 2, 3, 4 bırakayım arkadaşlar. Biraz kutucuğum benim büyük olmuş. Sizinki küçükse 4 bırakın, 5 bırakın. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi beyaz ve bu mor kısmı için bakın ilerleme var. 1, 2. Onun için yuva bırakıyorum. 5 tane de buraya, yani toplam 9 tane kutucuk bırakıp 10.'ya başlayacağız. Sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. kutucuğumun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 10. kutucuğumun içine sık iğne ile kapattım ipimi. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 6 zinciri kapattım bu kutucuğuma. Bu şekilde. Tekrar 6 zincir. Yine aynı şekilde kutucuğumun içine arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde. Şimdi buraya 2 tane 6 zincirli kirpik yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu bir tane kutucuğu atlayıp ikinci kutucuğumun için arkadaşlar bu şekilde geçiş yaptım. Şimdi ben 5 tane zincir çekiyorum buraya. Dönüyorum arka tarafına. Bu ilk kipriğimin, bana bakan kipriğimden tuttum. Birisi yanında kaldı. Bu şekilde. Ve kapattım. Kirpiğimin tepesine bu 5 zincirimi. 6 zincir çekip düz yüzüne döndüm. Bu kapattığım zincirin arkadaşlar sık iğnenin üzerine 2 tane buraya 6 zincirden kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirden kirpiğimi 2 tane buraya yaptım. Kapattım sık iğnenin tepesine arkadaşlar. Şimdi çıkarken buraya 5 zincir çekmiştik ya. İnerken 4 çekiyoruz. Çünkü toplanma oluyor arkadaşlar. Bir eksik çekersek bu toplanmayı önlemiş oluyoruz. Buraya 4 zincir çektim. Bakın bir tanesi yuvamızın hazır arkadaşlar. Bu şekilde kutucuğumuzun, karemizin biri hazır. Buraya bir tane 6 tane kirpik yapıyorum. Zincir çekip kirpik yapıyorum. 6 zincirimi kapattım. Bu indiğim kutucuğun içine bir tane kirpik oldu. 1, 2, 3 zincir. Bir yuva atlayıp ikinci yuvanın içine bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile zincirimi kapattım. 5 zincir. Dönüyorum. Bu bir tane kirpiğimi geçiş noktası olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane yuva yaptım. Tekrar 5 zincir ve ilk kirpikten tutturdum. Bu şekilde kapattım sık iğne. 6 zincir. Dönüyorum. Yine aynı şekilde buraya kirpiğimi tutturdum arkadaşlar. Yanına bir tane de 6 zincir. Yine kirpik yapıyorum. Bu şekilde buraya 2 tane kirpik yaptım. 4 zincir. Buradaki sık iğneyi arkadaşlar kapattım tepesine. Geçiş noktası olarak kullandığımız kirpiğimizin üzerindeki sık iğneye kapattım. 6 zincir. Buraya bu şekilde arkadaşlar kirpik yaptım. Yine aşağı inip arkadaşlar bu indiğimiz 5 zincirleri 4 zincirle iniyoruz. Şöyle topaklanmasını engellemiş oluyoruz arkadaşlar. Yine buraya 6 zincir kutucuğa kirpik olarak kapatıyorum. Evet. 2 oldu yuvamız. Tekrar 3'e çıkaralım arkadaşlar. Bir kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğuma geçiş yapıyorum 3 zincirle. Ve 5 zincir. Döndüm. Kibriğimden tutup bir tane yuva yaptım buraya. 5 zincir. Yukarı doğru kirpikleri arkadaşlar tutturarak yuvalar yapıyoruz. 5 zincir. Kapattım. En üste kadar arkadaşlar gidip 3'e çıkardım yuvamı. 6 zincir. Döndüm. Yine aynı şekilde sık iğnemin tepesini arkadaşlar bu şekilde kapattım. 6 zincir. Kapattım bu şekilde arkadaşlar. Bu 5 zincirleri kapatırken arkadaşlar fazla sıkmayalım. Sonra üzerine bu kirpikleri yaparken batmakta zorlanıyoruz. 4 zincir. 5 zincirle çıktığımız zincirlere 4 zincirle aşağı iniyoruz ki topaklanma olmasın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. 5, 6 zincir. Kirpiğimizin zincir 6 olacak. İnişimizinki 4 arkadaşlar. 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bu şekilde kirpikler yapıyorum. 4 zincir. Sonuncuyu da arkadaşlar bu şekilde kutunun içine inip kutuda bir tane de kirpik yapıyorum. 6 zincir. Tamam. Kutuya kapatalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 3 tane yuvamız oldu. 3 tane yuva yeterli arkadaşlar. Burada da 3 tane yapmıştım. Şimdi beyaz kısmını yapmak için geçelim. İpimizi burada arkadaşlar bu şekilde keselim. İpimi arkadaşlar arkada yakayım. Şu şekilde arkaya çekip ipimi yakayım. Şimdi beyaz kısmını yapmak için gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde beyaz zincirimi tutturdum. Ve bir tane arkadaşlar kutucuk atlıyorum. Yanındaki kutucuktan sık iğne ile girdim. Bu şekilde buraya 5 tane zincir çekiyorum. Ve 5. İlk ipliğimden arkadaşlar bu şekilde 5 zincirimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İpliğimden tutturuyorum. Yukarı doğru yuvalar yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 4 ve 5. Yandakini kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum buraya. Şimdi buraya arkadaşlar 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yanındaki burada çift, en tepede çift kiprik vardı arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum en tepeye de. Tekrar 5 zincir. Yandaki kirpiğime tutturarak bu sefer de aşağı doğru iniyorum. Yukarı çıktım. Yukarıdan da aşağı doğru. 5 zincir. Kapattım buraya. 5 zincir. Şimdi tekrar 5 zincir sonuncu kez. 5 zincirimi çektim. Bir tane kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğumu arkadaşlar kapattım bu şekilde. Şimdi buraya 6 zincir çekip 6 zincirimi arkadaşlar bu yaptığım sık iğnenin içine bu şekilde bir tane kirpik olarak yaptım. Tekrar 4 zincir. 4 zincirimiz ne içindi arkadaşlar? Toplanmaması için bir eksik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 6 zincirle kirpik yapıp 4 zincirle arkadaşlar ara mesafesi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar en üste kadar sık iğnelerin tepesine battım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnemizin tepesine kirpiklerimizi kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyoruz burayı arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyoruz. 6 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet arkadaşlar. Beyaz kısmını da bu şekilde yapıyoruz. 6 zincir. Sık iğnemizin tepesine kapattık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tam ortalayıp kapatıyorum buraya. Yine buraya 6 zincirden 2 tane kirpik yapacağım bu zincirimin üzerine. 4, 5, 6 kapattım bu şekilde. 6 zincir. Tepeye 2 tane kirpik yaptım arkadaşlar. Yine 4'er zincir ve 6'şar kirpikle arkadaşlar burayı nasıl yaptıysam aynı şekilde burayı da yapacağız. Şuraya arkadaşlar bir 4 zincirle ineyim. O şekilde ondan sonrasını arkadaşlar arkada yapayım. Bu şekilde 6 zincir kirpik yaparak 4 zincir ara zincirini çekerek ikinci sırayı beyaz kısmını da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, beyaz kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi mor kısmını da aynı beyazda ne yaptıysak arkadaşlar bir tane atlayıp ikinci yanındaki kutucuğun içine giriyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum burayı arkadaşlar. Bu şekilde 5'er zincirle dolanıp 4'er zincirle arkadaşlar aşağı inip 6 zincirle de bu kirpikleri yapıyoruz. Tabii ki tepede de 10 zincirimizi yapıyoruz. Tıpkı beyaz gibi arkadaşlar. Ne yaptıysak beyazda aynı şekilde mor kısmında da yapıp bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya bir 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Hemen bir altı arkadaşlar. İlk zincirin bir altından buraya bir sahte sık iğne yapıp küçük bir yuva yapıyorum. 4 zincir, bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 2 alarak buraya küçük bir yuva yaptım 4 zincirle. 3 zincir, bir defa doluyorum. Yine yuvaya girdim. Bu şekilde 2 alarak ikinci yuvamı yaptım. Tekrar 2 zincir, bir defa dola. 3 zincir, bir defa dola. Yuvaya gir. 2 al. 3 zincir, bir defa doladım. Yuvaya girdim. 4. 3 zincir, bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 aldım. 5 tane oldu. Tekrar 3 zincirimi arkadaşlar direkt buradaki yuvanın içine kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2. Trabzan yaptım. Bunun üzerine 5 tane zincir kapattım. Buraya arkadaşlar bir tomurcuk yaptım. 3 zincirimi çekip tekrar yuvaya sık iğne ile geçtim. Bu şekilde arkadaşlar bir yuva yaptım. Tekrar 3 zincirle ikinci yuvama da geçip buraya bir yuva yapıyorum. 3 zincir, bir defa dolayıp 1, 2. Bütün yuvaların içine bu şekilde pıtırcıklar yapıyorum arkadaşlar. Şu ipimi kesip kurtulmak istiyorum. İki, 3, 4, 5 zincir. Kapattım burayı arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Yine yuvaya kapatıyorum. Yandaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2. 5 zincir. Kapattım. 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvaları dolduralım. Tomurcuklu trabzanlarla, pıtırcıklarla 6'ya tamamlayalım arkadaşlar. İpimizi tığımıza tutturduk arkadaşlar bu şekilde. Bu yuvaların geçiş noktaları vardı arkadaşlar. Sık iğne ile birinden diğerine geçiyorduk. Bu şekilde buraya sık iğne ile kapattık. 6 zincir. Hemen arkasından arkadaşlar yuva yapıyoruz buraya bu şekilde. Bakın bu sık iğnenin noktalarına kapatıyorum. Bu şekilde 6 zincir. Buradaki sık iğnelerden sık iğne yaparak buralara bir yuva yapıyoruz arkadaşlar. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bu şekilde aradaki arkadaşlar sık iğneden giriyorum ve kapattım buraya. 6 zincirimi çektim. Buraya sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk arkadaşlar bu yuvamın zincirinin içinden bu şekilde giriyorum. Kapattım buraya. 4 zincir çekiyorum buraya arkadaşlar. Bir defa doluyorum. 1, 2. 1, 2 zincir çekiyorum araya. Tekrar 2 defa doluyorum. Bu sefer 2, 2 alarak 3 seferde arkadaşlar çıkarıyorum. Arasına 2 zincir. Her trabzanın arasına 2 zincir. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 bu şekilde 4 seferde çıkardım. Tekrar 2 zincir 3 defa, en sonuncusu 3 defa doluyorum. Yine yuvama girdim. 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde boy boy uzatarak trabzanlar yaptım. Buraya 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. 8 tane sık iğne yapacağım. Buraya 1 2 3 4 şekilde yapayım daha rahat görünsün arkadaşlar. 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi trabzanıma yaptım. Bu şekilde bir sık iğne ile yandaki yuvaya geçtim. 4 zincir bir defa doluyorum, yuvaya girip 1 2 2 3 seferde araya 2 zincir 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 bu da 3 seferde arkadaşlar. Araya 2 zincir 2 defa doladım, yuvaya girdim. Bir tane, iki tane, iki tane, iki tane, 4 seferde. Şimdi tekrar 2 zincir, bu sefer en sonuncuya 3 defa doladım tığıma, yuvaya girdim. 1 2 2 2 2 alarak bu şekilde boy boy arkadaşlar yaprak yaptım. Şimdi buraya 2 zincir, bu 2 zincir sık iğneme rahat girebilmek için arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde 8 tane sık iğne yapıyorum, birincide olduğu gibi. Tüm bu yuvalar arkadaşlar bu yapraklarla dolduruyorum. Ben bunları doldurup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Şu ortasındaki kirpik için bu ortadaki yuvadan girip yuvanın birinden çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir, 3 4 5 6 zincir. 6 zincirimi bu girmiş olduğum yuvanın içine arkadaşlar, aynı sık iğne yaptığım yere kapatıp bu şekilde bir tane kirpik yapıyorum buraya. Tekrar ikinci yuva için bu şekilde aradan girdim, bir tane sık iğne yapıyorum. Her bir yuvanın içine 6 zincirli kirpik yapıyoruz. 3 4 5 6 6 zincirimi çektim. Buradaki arkadaşlar yuvanın içine girip kapattım. Buraya ikinci kirpiğimi yaptım. Tekrar yuvadan girdim. Üçüncü yuvanın içinden çıkıp bir sık iğne ile buraya geçtim. 6 zincir. Ve yuvadan girip kapattım buraya. 3 yuvadan girip çıktım. 4 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum buraya. 4 oldu kirpiğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Aynı şekilde arkadaşlar. Sonuncu yuvamızın içine de girip bu şekilde bir tane sık iğne yapalım. 6 zincirli kirpik. Son yuvamızın içine de arkadaşlar bu şekilde girip kapattım. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, motifimizin şimdi şu kenar kısmındaki kirpikleri kaldı. Şimdi arkadaşlar buraya ilk trabzanımın içine bir sık iğne ile girip 4 tane zincir çekiyorum. Buraya bu şekilde kirpik yaptım. Hemen yandaki bu 2 zincirle araya girdim. Sık iğne ile 4 zincir kirpik olarak kapattım. Yine sık iğne ile girdim. 4 zincir kapattım buraya. Sık iğne ile girdim. 4 zincirimi çektim. Kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar tepesine şöyle sık iğnemin tepesine bir sık iğne ile geçip buraya da 4 zincir çekiyorum. Evet. Tüm tepelere bu şekilde tomurcuk yaptım arkadaşlar. Burada 8 tane sık iğne vardı. 8 sık iğnenin arkadaşlar üzerine bir de morla sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 şöyle tutayım rahat görünsün. 4 5 6 7. Şu aradaki yerde arkadaşlar şimdi ikinci kirpiğime geçiyorum. İkinci kirpiğime de 4 zincir çekip yani ikinci yaprağıma geçiyorum 4 zincirle. Bu şekilde kapattım buraya. Hemen yandaki yere bir sık iğne ile geçiyorum. Aynı birinci kirpikte yaptığım kirpikleri bu ikinci beyaz yaprağımda da yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 yaprağını bu şekilde yaptıktan sonra şimdi buradan 5 tane kutucuk sayıyoruz. 5. kutucuğumun içine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile buraya tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu buraya tutturdum. 5. kutucuğumun içine tutturdum. Ve yine aynı şekilde buradaki ilk trabzan arama giriyorum. Ve 3 yaprağı nasıl yaptıysam demin göstermiştim arkadaşlar bu şekilde. Hemen yandakine bir sık iğne, 2 zincirli araya bir sık iğne, 4 zincir kapattım buraya, 2 zincirli araya sık iğne ile giriyorum, 4 zincir kapattım bu şekilde. 2 zincirli aralara girerek 4 zincirle kirpik yapıyorum arkadaşlar. Buraya tepeye bir tane sık iğne yapıp buraya da 4 zincir. Bunlar kirpik oluyor arkadaşlar 4 zincirleri. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde sık iğne ile aşağı inip tekrar bu kirpikleri kalan 2 yaprağıma yapıp sonra arkadaşlar bu 3 tane kutucuk bırakıp bu şekilde sık iğne ile 4. kutucuğum arkadaşlar şöyle ölçüp de bilirsiniz. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar 4. kutucuğu şöyle gerdirmeden sık iğne ile kapatacağız beraber. Şimdi şu 2 yaprağı yapayım hemen hızlıca. Evet arkadaşlar 6 tane yaprağımı da yaptım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5. kutucuğuma bu şekilde yine de bakmak istiyorum arkadaşlar topaklıyor mu çok mu bol. 5. kutucuk tam arkadaşlar 3 yaprağım yukarı bakıyor. 3 yaprağım da aşağı bakıyor. Bu şekilde düz olduğundan da eminim. Çünkü öbürleri de düz bu şekilde. Şimdi 5. kutucuğumun içine bir sık iğne yaparak tutturdum. Şimdi arkadaşlar şurada bir boşluk olmasını istemediğim için en son daha doğrusu ilk önce başladığım yere de sonuncu kez bir sık iğne yapıyorum. Tekrar battığım bu kutucuğun içine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bu sefer sağlamlaştırdım 2 seferde arkadaşlar. 2 tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Bu şekilde arka tarafını çevirip ipimi arka tarafına çekip burada yakacağım arkadaşlar. Burada çektim. İsterseniz burada bir düğüm de atabilirsiniz. Benimki örnek amaçlı. Daha sağlam olur düğüm atarsanız. Evet, kayamız da bu şekilde arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.